Merhabalar hoş geldin. Geldik Px polinomunun x üzeri n artı b şeklindeki ifadelere bölünmesine. Bakma sen benim burada a koyduğuma ama bu normalde kitaplarında senin x üzeri n eksi b gibi ifadelere bölünmenin kalan şeklinde geçer. Ve bunun nasıl olduğunu şimdi beraber inceleyeceğiz. Hadi gel bakalım bize ne diyormuş. Polinom kuralımız her zaman aynı zaten değişmiyor biliyorsun. Denklemimiz her zaman yazdığımız gibi Px eşittir ax üzeri n artı b diyeceğim ben burası için. Çarpı bx artı kx. Biz normalde ne yapıyorduk? İçeriği sıfırlıyorduk değil mi? Aslında aynı mantık geçerli. Sen sadece tek fark şu. Diğerlerinde x yerine bir ifade yazıyordun. Bu kez x üzeri n yerine bir ifade yazacaksın. Hadi gel ne demek istediğimi şöyle açıklayayım sana. Bak ben burayı sıfırlamak istiyorum. Yani ax üzeri n artı b ifadesi sıfır olsun istiyorum. x üzeri n'i yalnız bırak. x üzeri n eşittir. Eksi b bölü a değil mi? İşte sen gidip direkt olarak x üzeri n yerine bunu yazarsan tabi buradaki x üzeri en farazi bir sayı. x kare ise mesela burası. Denklemdeki bütün x kareler yerine şu sağdaki ifadeyi yaz demek. Tamam mı? O anlama geliyor. Bu bizim bu video boyunca sorularda kullanacağımız tek teknik. Bir tane tekniğimiz var o da bu. İkinci söylemek istediğim şey şu. Bana şunu söyler misin? Bölmeden hatırladığın üzere bu bölen ve kalanın dereceleri arasında nasıl bir ilişki vardı? Benim kalanımın derecesi her zaman bölenden küçük olacaktı değil mi? Yani bu kuralı unutma çünkü aşağıda bir soruda bunu unutursan soru gidiyor. Bunu bilmen lazım. Yani mesela burası x kare gibi bir ifade ise kalanım x olabilir veya da sabit bir sayı. Yani sıfırıncı dereceden bir kuvvete sahip olabilir. Tamam mı? Her zaman bölenin derecesi daha büyük olacak kalandan. Bu şartı sakın sakın unutma. Böyle sileyim de bu anlamsız olmasın. Tamam. Şimdi gel örneğimizle başlayalım yavaş yavaş. Teorik bilgi nereye kadar değil mi? Elimizde bir px polinomu var. x kare x 2 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Biz ne yapıyoruz? Tamamen sana az önce söylediğim şey dışında başka bir uygulaması yok. x kare eksi 2 eşittir 0 yapıyorum. x kare eşittir 2 yapıyorum. Tamam mı? Gel şimdi denklemde x kare gördüğün her yere 2 yaz. Ne anlama geliyordu bu? px eşittir x kare eksi 2 çarpı bx artı kalan x. İşte burada biz şu ifadeyi yok ediyoruz. Yazalım. Öncelikle fx'i biraz düzenlemem lazım sanırım. Şu denklemi kareli hale çeviriyorum. x üzeri 4'ü nasıl yazarım? x karenin karesi. Tamam. Eksi 3x çarpı x kare. Bak 3x küp oluyor çarpınca. Tamam. Artı x kare. Eksi 4x Artı 1. Şimdi rahat rahat yazabilirim sandım. Şöyle indim aşağı. Rengimi de değiştirdim. X kare gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2'nin karesi. Eksi 3x çarpı. 2'nin ka e, x kare yerine de 2 yazdım. Artı yine 2. Eksi 4x artı 1. Tamam. Bir daha yazıyorum. Burası 4 etti. 4 2 daha 6. Bir daha 7. Tamam. 7 burada dursun. Neden önce sabit yaptım bilmiyorum. 3 kere 2'den eksi 6x. Tamam. Tamam. Bir de eksi 4x burada var. Toplarsam eksi 10x artı 7. İşte benim cevabım eksi 10x artı 7 olarak geldi bu soruda. Bir zorluk var mı? Umuyorum ki yoktur. Sadece bu kez x yerine değil de x kare x küp x üzeri 4 yerine ifadeler yazıyoruz. Tamam mı? Tek farkımız bu. Devam edelim gel. Px polinomu vermiş bana. x üzeri 4 artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Direkt olarak eşitle sıfıra x üzeri 4 artı 1 eşittir. Sıfırdan x üzeri 4 gördüğün her yere eksi 1 yaz demek istiyor bana arkadaşım. Hadi yazalım. Px'i biraz düzenleyelim önce. X üzeri 4'lü hallere getirelim. X üzeri 6'yı nasıl yazarım? X üzeri 4 çarpı x kare. Artı x üzeri 4. Eksi 2 x kare. Artı 1. Şimdi yazmaya başlıyorum. Şurada x üzeri 4 yerine eksi 1'i yazdığım zaman ne çıkar? Eksi x kare. Eksi 1. Eksi 2x kare artı 1. Toplarsak bunları ne yapacaktır? Eksi 3x kare eksi 3x kare. Tamam bu kadar. Cevabımız buymuş. Şuradaki cevap da yanlış sanırım. Evet bu yok. Bu yanlış. Eksi 3x kare olarak geldi bizim cevabımız. Senin aklına şu geliyor olabilir. Hocam burada x kareler kalıyor. X'ler kalıyor. sorun değil. Yani bu bizim kalanımız her zaman tam sayı olacak diye bir sorun yok. E, şart yok. Yani bu şekilde x'li ifadede bize kalan olarak gelebiliyordu hatırladığın üzere. İşte burada zaten tam olarak onları görüyoruz. Tamam. Bir gel devam edelim. Burası bitmiş. Sağ üstten devam. Ne vardı burada? Evet. Bir örneğimiz daha var. X, e, Px polinomu var. Küp x küp eksi kök 2. Tamam. Ne yapıyorduk biz? Bu arkadaşı sıfıra eşitliyorduk. Ne çıkar? x küp gördüğün yere kök 2 yaz demek istiyor bana. Tamam. Px'i biraz düzenleyelim mi buna göre? Düzenleyelim. 2 çarpı X küpün dördüncü kuvvetim oldu. Tamam. Eksi 5 çarpı X küpün karesi geldi. Artı X eksi 1. Gerisini değiştiremiyorum. Şöyle rengi değiştirdik. Eşittir. X küp gördüğüm yere artık kök 2 yazabilirim. 2 çarpı kök 2'nin dördüncü kuvveti. Eksi 5 çarpı kök 2'nin karesi. Artı X eksi 1. Şimdi kök 2'nin dördüncü kuvveti ne demektir? Kök 2'nin karesi kökü kurtarırdı. Bir kare daha aldık. 2 kere 2 4 ya. Bir kare daha aldık. 4 etti. 4 kere 2'den de 8 geldi. 8 eksi şu kare kökü götürdü. 5 kere 2'den 10 artı x eksi 1'den işlemlere devam. Ne çıktı? Buradan eksi 2 geldi. Eksi 1 daha eksi 3. Yani x eksi 3 olarak geldi. Bu sorunun da cevabı. Tamam mı? Sadece başta gösterdiğim x üzeri n'i e, yalnız bırakıp yerine ne yazacağımızı bulma olayından devam ediyoruz. Bak şu ana kadar çözdüğümüz örneklerde bak burada yazıyormuş. Farklı hiçbir şey yapmadık. Tamam mı? Sakin sakin çözüyoruz. Px üzeri 4 vermiş. Bak bu bir tık farklı. Px üzeri 4'ün polinomunu e, denklemini vermiş. Px polinomunun x artı 1'i de bölümünden kalan kaçtır diyor. Zaten şu yorumu sen biliyorsun yani şu cümleyi okur okumaz ne yapacağını biliyorsun değil mi? x artı 1'i sıfıra eşitliyorsun x gördüğüm her yere eksi 1 yazacağım diyorsun. Ama nerede? Px polinomunda. Dolayısıyla bana Px polinomu lazım. Ama neyi vermiş? Px üzeri 4'ü vermiş. Peki ben şöyle yapabilir miyim? Bu ne demek? X gördüğüm her yere x üzeri 4 yazmışım demek değil mi? O zaman ben bu denklemin içindeki x'lerden x üzeri 4'leri çeksem yerine x koysam sağlamaz mı? Sağlar. Ne dediğimi anlamadın mı? Hiçbir sorun yok. Gel göstereceğim. Px üzeri 4 bak. Burada bana söyler misin? X üzeri 4'ün küpü değil midir bu arkadaş? Evet. Eksi 5 çarpı x üzeri 4'ün karesi değil midir? Evet. Bir de eksi 2 var gariban. Ellem ona. Bak. X gördüğüm her yere x üzeri 4 yazmışım. Başka x var mı ifadenin içinde? Yok. Demek ki şu an sağladım şartımı. Hadi gel. Onları çekelim yerine x yazalım. Dolayısıyla px polinomu ne yaptı benim? 2x küp eksi 5x kare eksi 2 soru bitmiştir. Direkt olarak git P'de eksi 1'i bul. Ve zaten cevabın o. Eksi 1'in küpü eksi 1. Dolayısıyla eksi 2. Buradan eksi 1'in karesinden 1 gelir. Eksi 5. 1 de eksi 2 var. Cevabım eksi 9 olarak gelir bu soruda. Tamam mı? Anlaştık mı? Bizden ne istediğini öğrendik. Ona göre hareket ettik. Hadi gel devam edelim. Şimdi px polinomunu vermiş x küp eksi x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Ben öncelikle bunu sana e, uzun yoldan çözeceğim. Daha sonra kısa yoldan çözeceğim. Burada uzun yolu izlemek istemezsen ileri sarabilirsin. Ama ben izlemeni tavsiye ediyorum. Gel x üzeri 4 2x küp artı x kare eksi 1 bölü x küp eksi x eksi 2 bölmeye başlıyorum önce hangisine odaklanacağım? X üzeri 4'e. Şimdi x küpü x ile çarparsam x üzeri 4 gelir. X üzeri 4'ü yazdım. Eksi x kare eksi 2x. Çıkar bunları. Bu arkadaşlar gitti mi? Tamam. Bu eksiler artı oldu mu? Oldu. Elimde 2x küp artı 2x kare artı 2x eksi 1 kaldı. Tamam. Şimdi bunu da yapalım. Ne ile çarpmam lazım x küpü? Artı 2 ile. 2x küp eksi 2x Eksi 4. Yaptım çıkarma işlemi. Bunlar gitti. Şimdi bu eksiler de artı oldu. Dolayısıyla 2x kare artı 4x artı 3 kaldı elimde. Devam eder mi bu işlem? Etmez. Kalanım budur. Neden? Çünkü benim kalanımın derecesi artık bölenimin derecesinden daha küçük duruma geldi. Tamam mı? O yüzden bölme işlemi burada bitiyor. Bu uzun yoldu. Her seferinde böyle böleceğiz mi? Tabii ki bölmeyeceğiz. Kısa yola geçiyoruz. Hadi. Biz ne yapıyorduk? x üzeri n'li ifadeyi yalnız bırakıyorduk. Senin aklına şimdi şu gelebilir. Ya burada bir de x var. Hiç sorun değil. Sen bunu sıfır eşledikten sonra x küpü yalnız bırak. Bu da bir tekniktir. Tamam mı? x küpü gördüğüm her yere x artı 2 yazacağım artık. Hadi yazalım. Şu px'i biraz düzenlemek istiyorum ancak. x küp haline getirdim. Artı 2 x küp artı x kare eksi 1. Hadi yaz. x artı 2 çarpı x artı 2 çarpı x artı 2. Şu 2. Artı x kare eksi 1. Bu arada ben neredeyim ekranda? Tersteyim tabii ki. Sen görmeyebilirsin. Böyle geçtim. Nasıl oldu burası? x kare artı 2x artı 2x artı 4 artı x kare eksi 1. Bir. Biraz daha düzenlersek şöyle aşağıya inip ne çıkacaktır? 2x kare artı 4x artı 3. Bak ikisi de aynı sonucu bana verdi. Anlaştık mı? Sadece x üzeri n'li ifadeyi al, yalnız bırak. Anlaştık mı? Hadi gel devam edelim. Burada, bu sayfa bitti. Şu sol taraftan devam. Kendimi de atayım. Boşa geçmişim buraya da. Böyle geçtim. Şimdi px polinomu verilmiş. x-1'in eksi karesiyle bölümünden kalan kaçtır? Bak şimdi burası çok önemli. Sen yani eğer bu ifadeyi açmazsan yanılırız bu ifadeyi açacaksın. Neye dönüşecek? x kare eksi 2x artı 1. Hatırlıyorsun değil mi? a eksi b'nin karesi açılımını. Hatırlamıyorsan önce onu öğrenmen lazım. Çünkü bu her zaman işine yarayacak. Her konuda işine yarayacak. Tamam. Şimdi burada biz bu ifadeyi ne yapıyorduk? Sıfıra eşit diyorduk. Hadi x kare eşittir 2x eksi 1 yapacaksın değil mi? Az önce aklında yani az önce söyledim. x üzeri enli ifadeyi yalnız bırak. Gerisine karışma. Hadi gel denklemde bunu yerine yazalım. Px'i biraz düzenleyelim mi? x kare çarpı x artı böyle biraz düzgün olsun. x kare eksi 1. Tamam yazıyorum yerine. x 2x yazamadım. 2x eksi 1 çarpı x artı 2x eksi 1 eksi 1. Şimdi geldik. Önemli kısma. Yamuk yazmaya devam ediyorum ısrarla. Çarpalım. 2x kare eksi x ne yaptı? Artı 2x eksi 2. Dolayısıyla 2x kare artı x eksi 2 deyip sen kalanı bu şekilde bırakırsan bu soru çöp olur. Tamam mı? Bak birçok öğrenci şunu unutuyor. Benim kalanımın derecesi kaç? Bölenimin derecesi kaç? O da 2. E böyle kalabilir mi işlem? Kalamaz. Devam etmek zorunda. Kalanımın derecesi daha da küçülmeli. En azından bir tane. Bak. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Hala x kare görüyorum. Ben x kare yerine ne yazıyordum? Gidip 2x1 2x-1 yazıyordum. Söyleyemedim bak sinirde. <laughs> 2 çarpı 2x-1 artı x-2 dağıt içeriye 4x eksi 2 artı x eksi 2 dolayısıyla 5x eksi 4'tür benim cevabım anlaştık mı Bak, bu çok önemliydi buna dikkat et benim bölenimin derecesi daha büyük olacak her zaman kalandan tamam Hadi gel diğer sorudan devam edelim. Evet bunda ne diyormuş? Elimizde bir px polinomu var. x küp eksi 1 ile bölümünden kalan bu arkadaşsa a eksi b eksi c kaçtır diye soruyor. Hmm. Şimdi bak. Şuranın ne olduğunu öğrendin sen. Ne yapıyordum? x küp eksi 1 eşittir 0 diyordum. x küp gördüğüm her yere 1 yazacağım artık. Tamam bu cepte. Gel polinomu biraz düzeltelim mi? Hadi düzeltelim. Düzeltmeden önce ben sana şunu yazmak istiyorum. Şöyle bir yazalım sanki daha iyi olacak gibi. Px yani dolayısıyla hangisi? 2x üzeri 4 eksi ax küp artı bx kare eksi cx neye eşitmiş? x küp eksi 1 çarpı bx artı kalanımız neymiş? x kare artı 4 x eksi 4. Tamam. İşte şimdi şu gördüğün arkadaşı yok etmem lazım. Dolayısıyla x küp eksi 1 eşittir sıfırdan x küp eşittir 1. Böyle anlatsam sanırım daha iyi oldu. Evet. Şimdi gel yapalım. Soldaki ifadeyi biraz düzenleyelim mi? x küplere dönüşecek şekilde. 2 çarpı x küp çarpı x. Eksi a x küp artı b x kare eksi c x. Hemen yazalım hadi. Rengimi de değiştirdim. x küp ördüğüm her yere 1 yazıyorum. Yani 2 eksi a artı b x kare eksi c x. Bu arkadaş neye eşitmiş? İşte şu gördüğün kalanı. Çünkü burası uçtu. Geriye sadece kalanımız kaldı. X kare artı 4 x eksi 4. Şimdi şurayı biraz daha düzeltelim mi? Sol tarafı. Ne yaptı? Bx kare eksi cx artı 2 eksi a. Eşittir x kare artı 4 x eksi 4. Şimdi sen polinom eşitliğinden biliyorsun. Ne oluyordu? Aynı dereceli terimlerin katsayıları birbirine eşitti. Yani b dediğim sayı direkt olarak 1 geldi. Eksi c dediğim arkadaş 4'e eşit olacağı için c dediğim sayı eksi 4 geldi. Tamam. 2 eksi a da eksi 4'e eşit olacağı için Heh, evet. 2 eksi a eşittir eksi 4'ten a dediğim sayı da 6 olarak geldi. Benden ne istiyor? a eksi b eksi c'ydi sanırım. Yani şöyle. Dolayısıyla 4 değil. 6 eksi 1. Eksi eksi 4'ten artı 4. Dolayısıyla 10 eksi 1'den 9 olarak geldi. Bu sorumuzun da cevabı. Anlaştık mı? Bu da güzeldi. Önemliydi. Anlaştığımızı düşünerekten sağ tarafa geçiyorum artık. Bir polinomun kökleri meselesi. Bu tarafa da geçersem tamam. Şimdi seninle kök olayını konuşalım. Aslında biliyorsun ama biraz daha değinmek istiyorum. Bak. x eksi a ifadesi px polinomunun bir çarpanı ise pa sıfırdır. Bakın arkadaşlar çarpan şu demektir. Sana desem ki altının bana çarpanlarını söyle. Ne dersin? Pozitif çarpanlarını düşünelim. 1, 3, 2. Tamam mı? 1'i almayalım. Mesela 3 ve 2 6'nın çarpanlarıdır değil mi? Yani 6 dediğim sayı 3 çarpı 2'dir. Kalan var mıdır? Kalan nedir burada? Sıfırdır. İşte sen çarpanlarına ayrılmışsan kalan sıfırdır. Tamam mı? Bunu hiçbir zaman unutma. Çarpandan bahsediyorsam kalan yoktur orada. Bir px polinomu için x eşittir a değerine px polinomunun kökü veya sizin kitaplarınızda geçen adıyla sıfırları denir. Tamam mı? Yeni nesilde böyle söyleniyor sanırım. Sıfırları diyoruz. Hadi gel sana şunu da söyleyeyim bu arada. Neden? Hatta soru üstünde söyleyeyim onu şimdi söylemeyeceğim. Hadi gel. Px polinom verilmiş. İçerisinde m var, n var. x eksi 1 çarpı x artı 2 ile kalansız bölünebildiğine göre m değeri kaçtır diye soruyor. Bak. Kalansız bölünüyorsa bu şu demektir. Bu iki arkadaş bu polinomun çarpanlarıdır. Yani şöyle mx küp eksi 4x kare artı n eşittir x artı 1 çarpı x artı 2 imiş. Tamam mı? Bu arkadaş bizim çarpanlarımız. Ama sana şunu söylemek istiyorum. Ben içeriği sıfırlayacağım. Bu arada burası artı değil. Şurası eksi olacak. Özür dilerim. Burası eksi. Burada direkt olarak köklerimi bulmam lazım benim. Köklerim neydi? İçeriği sıfır yapan değerler. Yani burası için P'de 1'i bulmam lazım. Şurayı e, buradan sıfırlamak için. Bu arkadaştan sıfırlamak için de P'de eksi 2'yi bulmam lazım. İkisi de sıfıra götürecek beni değil mi? Evet. Hadi yapalım. P'de 1 eşittir. 1 koyuyorum. 1 eksi 4 1 değil. M eksi 4 artı N. Neye eşit? Sıfıra. P'de eksi 2 neye eşit? Eksi 2 koyuyorum. X gördüm. <laughs> Pardon. Eksi 2 koyuyorum. Eksi 8 M. 4 eksi 16 artı N. Neye eşit? O da sıfır eşit. Bak. Sağ tarafları neden yazmıyorsun hocam? Çünkü zaten biri buraya yazdığım zaman sıfırladı. Eksi 2'yi buraya yazdığım zaman sıfırladı. O yüzden sağ tarafıma direkt sıfır yazıyorum her zaman. Anlaştık. Hadi gel buradan iki tane denklem çıkar bana. Şöyle çizeyim sana. m artı n eşittir 4 eksi 8m artı n eşittir 16. Çok güzel. Topla. E, şurayı eksiyle çarpalım mı? Çarpalım. Bu arkadaş eksi oldu. Burası da eksi oldu rengi de değiştir hocam. Burası artı oldu. Burası eksi oldu. Bu arkadaş da eksi oldu. Dolayısıyla 9M eşittir. Eksi 12. M dediğim sayı eksi 4 bölü 3 oldu. Neyi soruyor? M'i soruyor zaten. Bak onu da bulmuş olduk. Eksi 4 bölü 3 olarak. Tamam mı? Direkt olarak kök olduğunu anlaman lazım. Çarpanlarıdır diyorsa veya tam bölünüyor diyorsa. Tamam kalan yoktur orada. Anlaştık. Sana burada şunu söylemek istiyorum bu arada. Hocam neden içeriği sıfırlayan değer kök oluyor? Yani sıfırın anlamı ne oradaki? Aslında türev öğrendiğin zaman bunu çok daha iyi anlayacaksın. Yani şimdilik şöyle söyleyeyim sana. Bizim mesela şu ilk gördüğün x eksi 1 kısmında 1 yazdıktan sonra sıfır oluyor ya orası. Mesela birden daha büyük bir sayı yazarsan ne olur? O denklem pozitife gider. x eksi 1 için konuşuyorum sadece. Birden küçük bir değer yazdığın zaman ne olur? Yani sıfırdan daha küçük değerlere doğru gider değil mi? Eksi yönde. İşte o denklemin e, artı ve eksi yöndeki geçiş noktasını belirten kaderini belirleyen nokta bizim kökümüz oluyor. Yani burada bir. Sıfırın altı ve üstüne geçiş noktasını belirleyen sayı bizim kökümüz oluyor. O da bir. Dediğim gibi şimdi aklını karıştırmasın. Türevde o dönüm noktaları falan onları anlattıktan sonra çok daha iyi anlayacaksın zaten. Türevle e, polinom çözdüğümüz sorular da oluyordu eskiden. Şimdi var mı bilmiyorum pek. Sanırım kaldırdılar onu da. Ama dediğim gibi türev güzeldir. Türevi öğrendiğimiz zaman daha iyi olacak her şey. Şimdi Px ikinci dereceden bir polinomdur. Güzel bir soru bak. P2 eşittir. P3 o da eşittir 0. Ve P4 eşittir 6 diyor. Olduğuna göre P5 kaçtır? Evet kayıt yaparken bu kısımda durmuş bu soruda ama şimdi anlatacağız gel. Px'i söyledik. X eksi 1'in karesiyle tam bölünüyorsa M artı N kaçtır diyor. Aslında öncekilerden hiçbir farkı yok. Ne yapacağız? Önce gel bu arkadaşı açalım. Hatırlıyorsan 2-3 soru önce çok benzerini çözdük zaten. Ne yapıyor burası? x kare artı değil. Eksi 2x artı 1. Tamam. Ne yapıyorduk biz bu arkadaşı? 0'a eşitliyorduk. Dolayısıyla x kare eşittir. 2x eksi 1 yazalım mı? Hani e, denklemimiz yerine. Hadi yazalım. Rengi değiştirelim. Denklemi ben x kareye göre düzenleyerek yazacağım. mx çarpı x kare artı 3x kare eksi n. Şimdi bu arkadaş eşittir x eksi 1'in karesi çarpı bx artı kx Ama kx ne burada? 0. O yüzden buraya yazmaya gerek yok. Neden 0 hocam? Çünkü diyor ki tam bölünüyor. Tamam. Şimdi x kare gördüğümüz her yerde 2x eksi 1 yazıyoruz. Ve bunu neye eşitleyeceğiz? 0'a eşitleyeceğiz. Neden? Çünkü yazdıktan sonra şu kısım alamadım. Şu kısım sıfırlanacak. Tamam. Yapalım. mx çarpı 2x eksi 1 artı 3 çarpı 2x eksi 1 eksi n eşittir ne? Sıfır. Tamam. Dağıtıyorum içeriye. Böyle yazarsak. 2mx kare eksi mx artı 6x eksi 3 eksi n eşittir sıfırdan. Şimdi bitti mi burada? Bitmedi. mx e, x kare gördüğümüz yere bir daha ne yazmamız lazım? 2x eksi 1. Hadi yazalım. Orayı da şöyle farklı renkle devam edeyim de bir geçiş olduğu belli olsun. 2, 2x çarpı 2m çarpı 2x eksi 1 eksi mx artı 6x eksi 3 eksi n eşittir 0. Tamam bir daha dağıtalım. 4mx eksi 2m eksi mx doğru yazıyorum değil mi? Evet. Artı 6x eksi 3 eksi n. Bu arada buraları sarıyorsan kendin çözmüşsün anlamına geliyordur. Çözmediysen sarma. Çözdüysen sar. Tamam. Şimdi x parantezini alayım mı şurayı bir? Ne var burada? 4m burada var. Ee, bir tane çıktı 3m kaldı. Ne kaldı bir de? Artı 6. Tamam. Şimdi sabitleri yazayım. Eksi 3, eksi 2m, eksi n eşittir 0. Tamam. Şimdi karşı taraf sıfırsa ne yapacağım? X'in katsayısını sıfırlayacağım. Bir de şu sabitleri sıfırlayacağım. Hadi yapalım. Şöyle şuraya geçersem. Rengimi de değiştirirsem tamam. 3m artı 6 0. M dediğim sayı kaç geldi? Eksi 2 bu cepte. Eksi 3. M yerine eksi 2 yazıyorum. Artı 4. Eksi N yani eşittir sıfırdan. N dediğim sayı da 1 olarak geldi. Bana bu ikisini topla diyor. Yani cevabım eksi 1 olarak gelecektir. Bu soruda diyerekten bu videoyu da noktalıyoruz. Hadi gel bir video daha polinom bölmesi anlatalım. Daha sonra soru çözüm videolarında görüşelim seninle. Tamam.